Gezi Parkı olaylarının 4. yıl dönümü dolayısıyla Gezi'den bugüne paneli Defne'de düzenlendi. Her yer taksim, her yer direniş. Cumhuriyet Halk Partisi Defne İlçe Örgütü tarafından düzenlenen panele CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve gazeteci yazar Erdem Gül katıldı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül 16 Nisan referandumuna değindi. Dışımızdaki bir takım insanların bir grup bunu bildikleri halde böyle bir acı yokmuş gibi yaşıyorlar. Yani yalanla yaşıyorlar. Yalanla yaşayan bir, bizim ülkemizde yalanla yaşamayı öğrenmiş, kabullenmiş insanlar topluluğu var, acılara duyarsız. Gezi'den bugüne paneline CHP Hatay milletvekilleri, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Filiz Haksöz, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Dört Yol, Kumlu ve Reyhanlı ilçe başkanları, gazeteci yazar Ömer Ödemiş, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ve babası Şahap Korkmaz, Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan ve babası Ali Atakan da vatandaşlar katıldı. Moderatörlüğünü CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın yaptığı Gezi'den bugüne panelinde ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, Gezi ve sonrasını değerlendirdi. Geniş bir yelpazede tüm muhaliflerin bir araya gelebildiği, herkesin talepleri doğrultusunda ama ortak bir şekilde eylem yapabildiği, siyasi görüşü, dini inancı, milliyeti, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun bir araya gelebildiği herkesin buluştuğu muhteşem bir direniş. Gezi'yi evet herkes biliyor mantığıyla devam edemeyiz. Bütün acılarımızı anlatmalıyız. Bu ülkedeki yalanları anlatmalıyız. Gezi yapmak bir açıdan bu ülkedeki yalanlara karşı çıkmaktır. Gezi'nin özünde şu vardı. Ülkeyi uzunca yıllardan beri yönetme çabası içerisinde olan sağ yağmacı iktidarların ülkeyi yönetirken kullandıkları korkuların tamamının aslında boşa çıktığını göstermiş oldu. Neydi o korkular? İşte Türkiye bir laik anti-laik gerilimi, işte Türk-Kürt bölünme gerilimi, buna benzer bir takım yapay olduğu sonradan ortaya çıkan aslında temel çelişkinin esas olduğunu, ezen ezilen kabaca çelişkisinin esas olduğunu ortaya koydu Gezi. Panelde Hilmi Yarayıcı katılımcılara müzik dinletisi de sundu.